Şimdi şöyle bakalım. Ne kadar yolumuz kalmış? Daha bayağı bir yolumuz var buraya. Video hem deneme oldu. Sesi biraz kısmak lazım ya. Ses çok yüksek. Ya hak deyip çıkalım yola. Titreşimleri kıstım ama nasıl bir titreşim varsa alette hala titriyor ortalık. Şöyle bir canavar gösterelim. Gayet güzel. İçeri alalım bunu. 20 saat yol diyor ya. Bize de yazık günah yani. 20 saat yol nedir ya? Şimdi niyetim sıfırdan bir seriye başlamak. Ama onun öncesinde bir elimizi alıştıralım şu YouTube mecrasına. Hem kanalda dedim bir video olsun yani. Alet durmuyor. Arkadaşlar niye ilerlemiyor ya? Şöyle bir... Ama yani. Yani G920 gerçekten mükemmel bir şeymiş ya. Tepkime süresi vesairesi. Bir kere gerçeklik hissiyatı var yani. Şöyle bir hız sınırlayıcısını vesairesini kapattım. Şu yol biraz hızlı bitsin istiyorum çünkü. Ondan sonra sıfırdan bir başlayacağız yeniden. Ne taşıyoruz? Mazot taşıyoruz. Yükümüz ağır yani şöyle gösterelim. Sesi bir miktar daha kısabiliriz ya herhalde.
Evet. Şimdi herhalde daha dengeli oldu ses. Çok mu kısık oldu bu sefer de? Bakalım. Çok da kısık olmamış yani. Şöyle bir girelim bakalım. Ya tır uçuyor, tutamıyorum tırı. Bayağı iyi bir motor gücü var ya. 750 beygir miydi bu? 730 beygir mi? Öyle bir şey. Yalnız benzinimiz bitiyormuş bizim ya. Evet, o benzin sıkıntı yaratabilir bize biraz. Umuyorum ki yakın bir yerde benzinlikle karşılaşırız. Şöyle sizden bir kurtulalım. Evet, hala benzinlik yok ortalıkta. O bize biraz sıkıntı yaratabilir ya. Çekileceğim mi kardeşim? Mazotunuz tükenmek üzere. Evet, biz de onu konuşuyorduk zaten. Evet, farklı modlarla ve haritalarla deneyeceğiz tabii ki. Şimdi kanalda bir ne kanalı olduğunu anlatmak için en azından videomuz bulunsun. Sonrası sonra gelecek zaten. Tabi izleyen arkadaşlardan özellikle ricam olacak. Abone olup beğenirseniz, malum ilk günler önemli. Bir sen eksiktin. Kes kes. Kes kardeşim, kes. Evet, son hız gidiyoruz. Benzinlik hala yok. Hala yok. Ya bir benzinliğe kadar atar diye düşünüyorum şu benzini ama bakalım. Şimdi bir kere başıma gelmişti. Benzinliğe girerken burada benzinim bitti benim. Gitmedi abi tır. O yüzden benzin meselesi önemli ya. Bakacan yani yola çıkarken biz bakmadık, hata ettik. Evet. Benzinimizi alalım bir. Artık gidebiliriz herhalde. Kes kes. Şöyle bir
Bir çıkalım şuradan. Ne kadar kalmış? 17 saat. Ben bu 17 saatlik zulmü tabii ki çektirmeyeceğim size. Hem şu Scania'nın en gelişmiş tırı olarak gözüküyor oyunda. Hem ona bir bakalım istedim. Gücü nedir, ne değildir. Bayağı iyi bir tır ya. Ama tabii biz sıfırdan başlayacağımız için geleceğimiz yer gözüksün hiç değilse. Şimdi böyle olmaz. Ben bu hesabım zaten 29-30 olacak hatta. Bir şöyle sıfırdan kendi emeğimizle gidelim yine yani. Bunları bir yakalım ya. Önümüzü görelim. Evet, Stockholm'a gidiyoruz. Aman aman aman. Dokunduk dokunduk ufak, orada bir şey yok yani. Hiçbir şey yok orada. Aslında hep beraber şöyle bir multiplayer hesabı açıp oradan da devam edebiliriz. O da keyifli olur. Yani ETS çok yönlü bir oyun haline geldi. Otobüs modları olsun, kamyon modları olsun, bayağı bir şeyler var yani. Her birini yapacağız beraber. Keyifli olur yani. Canlı yayın serüvenimiz olabilir tabi. Duruma göre bir bakalım yani. 10 kişi 20 kişi görüntülerken videoyu, olmaz o iş tabi de. İlerisi için bir ihtimal. Yani polis kardeş, sollama yapıyorsun, kendin yavaşsın ya. Çekil git şu şeritten. Teşekkürler. Da polis de değilmiş zaten. Çekil git lan o zaman. Yani bir klavye deneyiminden sonra G920 direksiyon en azından, ama hele hele G920 rüya gibi ya. Böyle bir ferahlık, keyif yok yani. Oyun çağ atladı direksiyon alınca. Görselliği de çok fena değil bence ya, o yıllarda çıkan bir oyuna göre güzel bir oyun yani. Ya mesele keyif almak. Şimdi ben şundan aldığım keyfi bir Assetto Corsa'dan alamam muhtemelen. Ya çünkü simülasyon yani, keyif alıyorum ya simülasyondan. En azından simülasyon alanında bayağı başarılılar yani.
Bu arada 14 saat 42 dakika yolumuz kalmış. Bir şey kalmamış diyeyim de. Kandırayım. 14 saat 35 dakika. Abi uzun yola çıkıyorsanız o dakikaya bakmayacaksınız. Bakınca moraliniz bozuluyor. Ne gerek var yani? Hele hele şimdi bu tır 750 beygir tır. Siz bunun bir de 300 beygirlisiyle başlayacaksınız. Başlayacağız beraber. Görürüz orada nasıl olduğunu. Şöyle bir kornamızı öttürelim. €9.000 ne şimdi? Şoför diye tuttuk yani. Ayıptır, günahtır ya. Evet. Şöyle bir kayalım sol taraftan. Aferin Dominik kardeş, bak 23.000 euro. Bana bunlarla gelin yani. Bir kaza yapıyoruz, 70.000 euro zarar zaten. 9.000 euro nedir ya? Burada biraz şöyle gidelim. Şöyle yapalım. Ya böyle hızlı giderken zapt etmesi zor oluyor tırı tabi. Yine yavaş yavaş giden arkadaşlarımız yüzünden bütün hızımızı baltaladık. Şu sağ üstteki çakma ayna biraz görüntüyü bozuyor, farkındayım ama onu da eski bir oyun alışkanlığı. Onu da kaldıracağız, kurtulacağız yakında. Zaten çok bir işlevi de olmuyor açıkçası. Şu an gayet keyifli ya gerçekten. Bu arada siz oynarken eğer G29 ve G920 alabiliyorsanız, şimdi kendimde olduğu için ben onu biliyorum. Titreşim ayarlarını kullanın. Yani gerçekten kullanın. Çok fark ettiriyor. Yani burada 20 saat yolu titreşimsiz kullandığınızda çok bir etkisi olmuyor. Ama 2 saatlik yolu titreşimle, force feedback olayıyla gittiğiniz zaman ya gerçekten ben tır mı kullandım diyorsun ya. Yol bittiğinde. O yüzden bir deneyin derim.
Tabii şu an G920 ile G29 çok ulaşılabilecek meblağlarda değil ama yani yolu kaçırıyorduk az kala. Akşam güneşi vurdu yola. İlk videoda hanım zorla mandalina yedirmiş gelip, o da çıkmış videoya. Normalde ağzıma sürmeyeceğim şeyi işte oyun oynarken geliyor aradan iteliyor bana. Başka türlü de yemezdim zaten muhtemelen. Hızımızı bir düşürelim. Saat 44 dakika. Hay gayret bir şey kalmamış. 8 saatin altına düşünce yol bitiyor ya. 8 saat kritik ama. Ya bir yükte Volvo ile yapalım. Volvo'nun performansı mı, Scania'nın performansı mı çok tartışılıyor. En azından iki tane videomuz olsun. Kardeş sollayacaksan solla artık yani bizi müşküle sokuyorsun böyle ya bak. Senin yüzünden yaptığımız işe bak ya. İnsan bir ufak da olsa bir yapay zeka koyar şunlara bir zeka kırıntısı olur yani. Ha, yine aynı şey. Ben sizle mi uğraşacağım bütün yolu ya? Şimdi şöyle bir sollasak. Aman aman. Hiçbir şey gelmesin karşıdan şu an. Dağıtmayın güzelim tırı. Bu yol niye böyle ana baba günü ya? Şöyle bir tur daha bir sollayayım. Eyvah eyvah bu olmadı ya. Sen bir geç dayı biz bir kusur işledik. Biz bir kusur işledik. Elimize yüzümüze bulaştı. Şöyle mi gidiyoruz? Saat 50 dakika kalmış. İyi iyi bir şey kalmamış.
Bir deniz yoluna daha gelmişiz ya. Ha, ben onu unuttum. Aslında buradaki 10 saat 10 saat değil yani. Şimdi denizde de gidecek bir süre. O güzel oldu bakın. Arkadaşlar, bu arada şu videoyu sonuna kadar izlemeyi beceren bir baba yiğit olursa, beğenirse çok sevinirim videoyu. Beğenip kanala da abone olursanız. Yani bunları artık her izlediğiniz YouTube videosunda duyuyorsunuz ama benim için de ilk malum bunlar. Biraz da benden duyuverin, bir şey olmaz. Evet, sanırım şöyle gideceğiz. Bakalım. Evet, bir yeşillik var orada. Haydi. Evet. Şimdi bu şöyle gidiyor, bu öyle gidiyor. Peki biz nereye gidecektik haritada? Biz Naantali'ye gideceğiz. O zaman biz şu yolu bir bitirelim bugün ya. Bir şey kalmamış çünkü. 9 saat buradan 7 mi? Hafif de bir gece yolculuğumuz olsun ya. Olmadı gerçi ama. Açmanın lüzumu yok. Şurada biraz yavaş çıkalım. Bir saat 32 dakika kalmış. Babacan, nereye geliyorsun öyle ya? Uzunları açma isteği duyuyorum ya. Önüm gözükmüyor bildiğin. Evet. Şöyle biraz yavaşlayalım. Evet, ha gayret. Bugün bu yolu beraber bitirirsek güzel olacak. Ama yine bir kırmızı ışığa denk geldik. Hoş olmadı tabii. Evet, yürüyün bakalım. Yükümüzü yetiştirmenin şerefine. Ama yani her yerde bir kırmızı ışık, tabii ki de bunu da beklemeyeceğim artık ya. Bize de yazık, günah, kaç saatlik yoldan geliyoruz. Şöyle yapalım. Bir yeşil yansa iyi olurdu. Bazen birileri fırlıyor çünkü yola. Heh, neyse, yandı o arada. O güzel oldu.
Evet, kaptıralım. 1 saat yolumuz kaldı. Muhtemelen bu düzlüğün sonunda yükümüzü vermiş olacağız. Evet, fazla bir yolumuz kalmamışken o zaman şimdiden arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız. Ha, bir de bu adama destek olalım biz deyip de videoyu başka arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Güzel olur yani, niye olmasın? Şöyle bir alalım seni. Hazır yolumuz biraz boşken şöyle sürelim ya. O canını yedeyim, şunun güzelliğe bak ya. Baya güzel ya. Tabii yol gitti o arada, karşıya geçtik falan ama. Alalım. Abi normalde dışarıdan sürmeyi çok seviyorum. Görüntü müthiş yani. Tır modellemeleri vesaire. Ama 120 ile giderken de yapılacak iş değil yani. Şimdi alırım 50 kilometrede sürerim bu tırı. Her yerinden oynarım. Ama yani bu hızlarda yapılacak iş değil o iş. Bak yine arkadan dokundu mesela, vicdansız zalim. Az kaldı, az. Daha şöyle biraz. Biraz daha. Evet. Herhalde bununla birlikte 30 olmaz. Bir yük daha taşımak lazımdı diye hatırlıyorum. Aç kapıyı Veysel Efendi. Evet. Ne vermiş bize bakalım? 1743. Hatta 2 yük falan taşımamız lazım 30 için. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim hepinize.